Karşılaştığımız anda beynimiz bu arşive başvurarak kokuyu tahlil eder. İlk defa duyumsadığımız, hafızamızda bilgileri bulunmayan bir koku da diğer kokulara benzetilerek yorumlanır. Kokuya ait bilgiler görsel ve işitsel bilgilerden çok daha kalıcıdır. Tek bir kokuyu algılamamızla birlikte zihnimizde birçok anın canlanmasının nedeni de budur. Hayvanlar yaşadıkları ortama en uygun olan koku alma sistemiyle yaratılmıştır. Kokulara karşı olağanüstü hassas burunları olan köpeklerin koku duyarlılığı insanların 1 milyon katıdır. Dolayısıyla köpekler havadaki en küçük oranlardaki kokuları dahi kolayca algılar. Bu özellikleri nedeniyle insanların ve gelişmiş cihazların altından kalkamayacağı işleri başarırlar. Uyuşturucu maddeleri, kaçak malları, kayıp insanları, suçluları, felakete uğramış kişileri bulmakta köpeklerin bu üstün özelliklerinden yararlanır. Koku almanın hayatları için büyük bir önem taşıdığı bir başka canlı da somon balıklarıdır. Somon yavruları kış aylarının sonunda akarsularda yumurtalarından çıkarlar. Yumurtadan çıktıktan hemen sonra ya da akarsularda birkaç yıl geçirdikten sonra okyanusa doğru göç ederler. Yolculukları bununla sınırlı değildir. Açık denizlerde üreme olgunluğuna erişen somonlar, insanı şaşkınlığa düşüren bir yolculuk daha yaparlar. Bu yolculuk, yumurtalarından çıktıkları yere doğrudur ve bu sefer amaç kendi yumurtalarını bırakmaktır. Somon balıklarının bu uzun ve zahmetli yolculuğunda yön bulmalarına yardımcı olacak araçları yoktur. Buna rağmen yüzdükleri nehrin ağzını kolaylıkla bulur ve ırmağın çok sayıdaki kolu arasında kendilerini doğduğu yere götürecek olanı hatasız seçerler. Çünkü bir yön bulma duygusu gibi çalışan mükemmel bir koku alma sistemine sahiptirler. Kısacası koku alma duyusu binlerce kilometrelik yolculuğunda uzman bir rehber gibi somona yol gösterir. Allah'ın Kur'an'da dikkat çektiği canlılardan biri de sivrisineklerdir. Dişi sivrisineğin yumurtalarının gelişmesi için kana ihtiyacı vardır. Kanın kaynağını ise koku yoluyla belirler. Koku duyuları o denli hassastır ki, insan vücudundan havaya yayılan kimyasal maddeleri, hatta kilometrelerce uzaktaki bir kokunun kaynağını rahatlıkla saptayabilirler. Sivrisineğin üzerinde düşünülmesi gereken bir yaratılış örneği olduğuysa Kur'an'da şöyle bildirilir. Şüphesiz Allah bir sivrisineği de ondan üstün olanı da örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler.
İnkar edenlerse Allah bu örnekle neyi amaçlamış derler. Bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak o fasıklardan başkasını saptırmaz. Günümüzde koku alma duyusunun uyarıcı olabileceği, yangın, gaz kaçağı gibi tehlikelere karşı önlem olarak bazı elektronik cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazların tasarımında ise insan burnunun koku alma niteliği örnek alınmıştır. Bu cihazlardan biri yangın dedektörleridir. Yangın dedektörleri dumanı tespit ederek alarm verir. Dedektörün içindeki özel algılama bölümü insan burnundaki koku alıcı hücrelere benzemektedir. Ancak koku alıcı hücrelerdeki sistem yangın dedektöründen çok daha komplekstir. İnsanlardaki koku alma sisteminden esinlenerek tasarlanan başka bir cihaz da elektronik burundur. İnsan burnundaki üstün yaratılış örnek alınarak geliştirilen bu modellere de elektronik burun adı verilmiştir. Elektronik burunlar başta gıda, parfümeri, tıp ve kimya sanayi olmak üzere değişik sektörlerde kullanılmaktadır. Bütün bu cihazlara rağmen burundaki hücrelerin algılama kapasitesinin bir eşi olmadığı bilim adamları tarafından açıkça ifade edilmektedir. Koku alma sistemi, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah'ın üstün yaratışının delillerindendir. Bu sistemin tüm canlıların hizmetine verilmesi ise çok büyük bir nimettir. İnsan yaşamak için yemek ve içmek zorundadır. Ancak tad alma duyumuz bunu bir zorunluluk değil zevk haline dönüştürür. Bu dönüşüm mucizevi bir sistemle gerçekleşir. Tad alma sistemi proteinleri, iyonları, kompleks molekülleri ve pek çok kimyasal bileşiği analiz eder. Vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddeleri yine tad alma duyusu sayesinde seçilir.